Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli izleyiciler, Sahur Bereketi programına hoş geldiniz. Sahur Bereketi programında birbirinden değerli misafirler ağırlıyoruz. Bu misafirlerimizin kimisi ilim ehliyken, kimisi farklı farklı alanlarda uğraşı olan insanlardır. Dolayısıyla gerek hocalarımızdan, gerekse bu alanlarda, farklı alanlardaki uğraşı olanlardan sizler için birer söyleşi gerçekleştirerek Ramazan ayının ve Ramazan ayının mefhumuyla ilgili olan durumların künhüne vakıf olmaya çalışıyoruz. Faydalı olmaya çalışıyoruz, faydalanmaya çalışıyoruz. Buraya teşrif ettiğimiz hocalarımızın hepsi birbirinden değerli insanlardır. Bugün burada kendisini ağırladığımız, misafir ettiğimiz değerli hocamız Mehmet Şakir Direkçi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyisiniz. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Hocam önce bir tanıyalım izleyicilerimiz için. Kısaca kendinizi bir tanıtsanız. Evet. Ondan sonra arka planda acaba sizin bu alanla ilgili şeyleri, birçok şeyi ben de merak ediyorum. Allah razı olsun. Şimdi ben Batmanlıyım. Evet. Daha önce resmi imamlık yapıyordum. Evet. Bir 8 yıla yakın bir imamlık yaptım. Daha sonra imamlıktan ayrıldım. Evet. İstanbul'da kalıyorum. Evet. Şimdiki hayatımda daha çok hac ve umre işleriyle uğraşıyorum. Hac ve umre işleriyle. Evet. Yani hac ve umrede rehberlik yapıyorum gelen misafirlerimize. Çok güzel. Aslında böyle bana şey gelir, biraz çekici geliyor, böyle farklı bir alan gibi. Hem mesela umreye gitsen veya hacca gitsen hem o yönüyle kârda oluyorsun, hem de herhalde birer grup oluyor değil mi? Evet. Götürürken. Kafile diyoruz. O gruba vesile olunca hem kendi haccın veya umren, bir de grubun hacı veya umresi kadar da bir acaba nasıl olabilir diye. Yani bir kârda olur diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum yoksa bilmiyorum. Yani doğrusu daha önce gerek haccın fıkhi yönlerini kitaplarda okumuştum. Siyer'de okumuştum. Ama oraya gitmeyinceye kadar ben okuduğumu, anladığımı zannettiğim birçok durumu anlamadığımı fark ettim orada. Hocam özür dilerim ama genelde hep böyle söylüyorlar. Niye? Yani kitap da okunca, hac kitabında okuyorsun. İşte şuradan şuraya gideceksin, şuradan şuraya gideceksin. Evet. Anlamıyor. Gidip gelince okuduğu zaman sanki canlanıyor gibi. Yanılıyor muyum? Yani ondan ziyade orada aslında kelimelerin tariften aciz kaldığı bir ruh hali vardır, bir hava vardır, bir manevi hava atmosferi vardır. Bunu şahsen ben gözlerimle defalarca görmüşüm. Ama bendeki kelimeler onu anlatmaya yetersiz kalır. En azından ben aciz kalırım, anlatamam onu. Hatta bazen öyle hikayelerle karşılaşıyoruz ki gerçekten orada oluşan durum bir rehber hocanın anlatımı değildir. Ya da bir vaizin misafire anlattığı bir vaazın tesiri değildir. Tamamen oradaki manevi atmosferin misafirinde bıraktığı bir etki ki tekrarladığım gibi bunu benim kelimelerim anlatmaya az gelir. Yani ben anlatamam, öyle değil. Ya siz şimdi birden fazla gittiğiniz için bu tecrübe edindiğinizden dolayı her gidiş ayrı bir şey mi yoksa tekrar mı? Yani inan her gidiş ayrı bir hikayedir. Çünkü şöyle bir baksak, şimdi malum Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti ikra'dır. Oku diyor. İkra, evet. Evet. Fakat tabi hani Kur'an'ın bize emrettiği bu oku emri bizim bildiğimiz A, B, C, D'yi okumak değildir. Elif, B, T, S'yi okumak değildir. Evet. Aslında hayatın ömrünüzde bir defa ve tekrarı olmadığı halde, olmayacak şekilde size gösterdiği her bir şeyi okuyabilmektir.
Her şey, bir şeyi okuyabilmektir. Şimdi dolayısıyla buradan baktığınızda siz her gittiğinizde gördüğünüz görüntü daha önce gördüğünüz bir satır değildir. Daha önce gördüğünüz bir görüntü değildir. Dolayısıyla her yeni olan bir cümlenin, her yeni olan bir kelimenin yeni bir anlamı vardır. Yeni bir anlamı, o orada yeni bir anlam kazanıyor. Yani ben size mesela size şunu söyleyeyim, diyeyim ki biz hac ve umreye getirdiğimiz misafirlerimize diyoruz ki siz ilk şeyi gördüğünüzde, Kabe'yi gördüğünüzde kendi içinizde memleketinizden getirdiğiniz ve özellikle orada Allah'a sunup cevabını Allah'tan almaya çalıştığınız bir duanızı kafanızda tasarlayın. Tabii bu misafir daha Türkiye'deyken, daha... Böyle araya girip kesiyorum, kusura bakmayın. Öyle bir hadis mi vardır? İlk göründüğü zaman bir duanın olması ve onun kabulüne dair. Evet. Yani bu hadis yani, var. Evet, hadise dair. Siz de buna dayanarak söylüyorsunuz. Biz de buna dayanarak söylüyoruz. Yani izleyicilerimiz de bilsin tabii. Ondan dolayı. Şimdi bu umrecimiz ya da bu Allah'ın misafiri, peygamberin misafiri daha burada giderken o duayı kendi kafasında hazırlıyor. En güzel kelimelerle söylemeye çalışıyor. Nasıl ki bir yazar mesela yazarken en güzel cümleyi oluşturmaya çalışır ya da bir vaiz konuşurken en güzel kelimeleri dizmeye çalışırken o da yani en öz bir şekilde anlatmaya çalışıyor ve sunuyor. Ben hiç unutmuyorum. Bir ara bizim bir misafir geldi. Bayandı. Tabii biraz da hayatı çok farklı bir hayatı vardı. Ben kendi kendime diyordum ki yani bu misafirimizin gelişi sadece kendisi için bir turistik seyahat olur. Ona biraz öyle bir görüntüsü vardı. Öyle bir görüntüsü vardı. Biraz da o da o ruhla geldi. Fakat Sübhanallah biz gittiğimizde Kabe'yi gördüğünde öyle bir ağladı, öyle bir ağladı. Ben de onu izliyordum, merak ediyordum nasıl olacak. Böyle günlerimiz gidiyor tabii, birbirini izliyor. Oradayken bazen saat 12'den sonra Kabe'nin etrafı sessizleşiyor ya da kalabalık azalıyor. Bayanlar diyorlar ki, hocam bizi götürseniz biz tavaf yaparız. Ben de bayanları o saatte getiriyordum. Tavaflarını yapıyorlardı, onları geri otele getiriyordum. Şimdi tavafını yaptı, çıktı. Çıkarken kapıda böyle ihramdan tuttu, hoca dedi. Bir dakika beni dinler misiniz? Durdum dedim, buyur abla, buyur abla. Dedi, inan ben burada anladım ki şimdiye kadar bizim yaşadığımız hayat insani bir hayat değildi. Tamamen hayvana benzer bir hayat. Sübhanallah. Niye dedim abla, niye? Yani dedi, ben geldim, burada ben Hacer'i gördüm. Ben geldim, burada Havva'yı gördüm. Ben geldim, burada Hatice'yi gördüm. Bir ailenin nasıl durduğunu gördüm. Ayak izlerini gördüm. Böyle kokusu bana geldi. Şimdi ben eve dönüyorum. Bizim eve dönüyorum. Bizim bey benden bir bardak çay isteyemiyordu. Yani ben hemen küplere biniyordum. Ya da ne bileyim, benim muhalifim olan bir durum olsaydı o gün evde cehennem vardı. Hatta buraya gelirken de kavgalı geldik. Yani birbirimizden kurtulmak için geldik. Ama ben anladım ki yani burası bambaşka bir şeydir. Bambaşka bir şeydir derken yani helal olsun biraz. Ramazan iken de şunu da doğrusu şu an aklıma geldi, dile getirsem iyi olur. Hani meşhur bir hadis vardır, deniliyor ki Ramazan ayı girdiğinde cennetin kapısı açılır, cehennemin kapısı bağlanır, kapanır ve şeytanlar bağlanır. Evet, öyle bir hadis var, meşhur bir hadis var, doğrudur. Şimdi dolayısıyla eğer bu dünyada, yani siz hala bu dünyadayken size hayatı cehennem edecek olan kapılar kapanıyorsa ve size hayatı cennet edecek olan kapılar açılıyor ve kalbinizi karıştırmaya dönüş şeytanların hepsi eğer bağlanıyorsa aslında bu dünyada, bu hayatta siz cenneti yaşıyorsunuzdur. Benim kanaatim, o abla da zaten Ramazan'da gelmişti. Kabe'ye girer girmez onun kafasındaki bütün şeytanlar bağlandı. Bir anda bağlandı ve döndü baktı ki aslında onun evi onun cennetiydi. Onun beyi
onun cennetiydi, onun çocukları onun cennetiydi. Çünkü şeytan onun kafasını karıştırmaktan uzak durdu, bağlandı yani bir anda bağlandı. Onun için oradaki manevi atmosferin kişiyi rehabilite etme, kişiyi kendisiyle buluşturma ve içindeki vesveseleri o manevi havayla bağlayıp temizleme gibi bir durumu vardır. Yani oraya gidişin böyle bir manası. Evet. Peki şimdi değerli hocam, biz bunu Ramazan ayında olduğuna mı bağlayacağız? Yoksa genel itibariyle hangi mevsimde gidersen git, bu hava, bu teneffüs etme durumu var. Bu kutsiyetin böyle bir özelliği mi var? Şimdi malumunuz Kur'an Ramazan ayında nazil evet. olmuştur. Amen. Ve insanı insanla buluşturan, insanın insanlığını yaşamasına reçete olan vahiy kitabı Kur'an'dır. Amen. Bu ayda nazil olmuştur. Amen. Ve yine vahiyi bize tefsir eden peygamber de bu coğrafyada dünyaya gelmiş, bu coğrafyada siretini yaşamıştır. Ve bu başlangıç Ramazan'la başlamış. Ramazan ayıyla başlamıştır. Elbette bütün ayların, bütün günlerin Allah indinde mükafatı, her bir günün kendine göre bir değeri vardır. Fakat Ramazan'ın bambaşkadır. Bunu biz hadislerde de görüyoruz. Dolayısıyla siz oraya girdiğinizde Ramazan ayı, hani diyor ya şeytanlar bağlanır, cennetin kapısı açılır, cehennemin kapısı kapanır. Hadiste bu bize rivayet edilmiştir. Oraya gittiğinizde dünyanın dört bir yanında gelen yüz binlerce insan vardır. Her renkten, her ırktan, her boydan ve her tabiattan, her mezhepten, her meşrepten, her partiden, her gruptan vardır. Fakat bunların hepsini bir anda görüyorsunuz ki Kabe böyle kucağını açmış, hepsini etrafında dolandırıyor ve hepsi kendi içindeki o arzusunu, o ihtiyacını Rabbine sunuyor. Ve sunarken de bir de bakıyorsun ki insan yeryüzünün en değerli varlığıdır. İnsan evet. Yeryüzünün en değerli varlığıdır. İnsanın olmadığı bir yeryüzünün bir değeri de yoktur. Kıymeti harbiyesi yok. Yok, kıymeti harbiyesi yoktur. Ve siz böyle Ramazan'da tam gidersiniz bir de bakarsınız ki tabii bu peygamberden sonraki dönemlerde bir adet haline getirilmiştir. Kabe'nin arka taraflarında bir üniversite vardır. Genelde alimler orada kendi talebelerine ders verirler. Onun belirli bir prosedürü vardır. Mesela alimler ki oradaki artık yetkili kurula der ki ben alimim. Hangi konuda alimsiniz? İşte ben siyerde alimim der. Eğer onay verirse ona bir bölüm ayırıyorlar. Diyorlar ki sen kendini öğrenci topla burada ders ver. Sanki ders bu Peygamber Aleyhisselam'dan buraya gelen bir adet midir? Ondan sonra oluşan bir adet. Ondan sonra oluşup günümüze kalır. Suffa meclislerinin devamıdır. Köklü bir gelenektir. Evet, tabii köklü bir gelenektir. Bu hoca orada yıl boyu öğrencilerin artık hafızlık mıdır, fıkıh mıdır, İslam hukuku mudur, siyer midir? Kendi uzman olduğu alanda ders verir. Ama ona bir şart koşarlar. Der ki Ramazan olduğunda sen ve öğrencilerin Kabe'nin misafirlerine hizmet edeceksiniz. Bu bir kuraldır. Bunu bilmiyordum. Evet, bu bir kuraldır, evet. Şimdi oraya nasıl bir hizmet söz konusu? Şimdi ona gelirim inşallah. Ramazan geldiğinde o öğrenci, yani yaşları 12'den başlayıp hatta 35'lere kadar devam eden bir yaş silsilesi vardır. Sofrayı seriyorlar, işte daha önce hazırladıkları kumandayı tek tek dağıtıyorlar. Eğer yoksa işte hurma dağıtıyorlar, su dağıtıyorlar. Yani hacların bütün o hizmetlerini onlar yapıyorlar. Siz tabii otururken bazen olur ki o kumandadan size pay kalmıyor. Azdır. Azdır. Bir bakıyorsun oradan bir tane birisi bir hurma veriyor, öbürü oradan bir bardak su veriyor, öbürü buradan bir parça ekmek veriyor. Ve o insanların hepsi, aslında mezhepleri ayrıdır, meşrepleri ayrıdır, ülkeleri ayrıdır, ırkları ayrıdır, tabiatları da ayrıdır. Hatta belki orada dilleri bile ayrı, dilleri anlaşamıyorlar. Dilleri dahi ayrıdır.
Ama şeytan bağlandığı için bu insanları insan olarak yan yana oturtup onlara bir cenneti yaşatıyor. Bir önceki bu Ramazan'ın ilk gününde oraya giden bir dostum anlattı. Tabii kendisi iş adamı. Hocam dedi, ben gittim. Benim de bu adetten haberim yoktu. Ben geç gittiğim için herkesin kumanyası vardı. Bende yoktu. Benim yanında kalmadı. Sözde bu etrafımda baktım. Çoğu da şeydir, Asya'dan gelenler, gelen fakir işte Müslümanlardı. Biri bana bir zeytin verdi diyor. Biri bana bir hurma verdi diyor. Öbürü bir ekmek verdi. Çok güzel. Dedim ya Rabbi, ben bir iş adamıyım. Ben bu Müslümanlara muhtaç oldum. Bak kardeş ne kadar güzeldir. Şimdi dolayısıyla yani gerek vahyin, gerek bütün ibadetlerin özünde kişinin kendisini tanıması vardır. Çünkü eğer kişi kendini tanımazsa Rabbini de tanıyamaz. Yani Allah'ı tanımanın reçetesi insan denen varlığın asıl cevherindedir. O cevherden uzak kalırsan göremezsin. Ve bu umreye giden kişi eğer Ramazan'da giderse, Ramazan zaten kişiyi neyle görüştürüyor? Ramazan kişiyi neyle görüştürüyor? Ramazan sana senin zayıflığını gösteriyor bir. Amen. Yani zayıf olduğunu, amen, sen zayıfsın. Ramazan seni diğer insanlarla tanışmaya zorluyor. Onların ruh halini anlamaya zorluyor. Ramazan o oruç ile seni sürekli kendini kontrol altında tutmaya, kontrolize etmeye zorluyor. Çünkü hani mesela biz oruçlu olduğumuz zaman mümkün mertebe gıybetten uzak durmaya çalışırız, fitneden uzak durmaya çalışırız, fakir bir Müslümana yardımcı olmaya çalışırız, insanlığa yardımcı olmaya çalışırız ve biz bunu 7-24 düşünmeye çalışırız. Bu orada daha da katlanıyor. Şimdi oraya giden misafir, mesela diyelim ki hadi burada oruç tutan, bazen hem oruç tutuyor hem işini yapıyor, yani dünyevi işini yapıyor. Ama oraya giden sadece ibadetle uğraşıyor ve işi budur. İşi budur. Bir de bakıyorsun ki aslında hırçın giden insan kendi o özündeki mülayim cevherle, asli insan olan cevherle tanışmış. O cevher nedir? O cevheri Allah ilk yaratıp insan denen şeye yüklediğinde bütün melekler ona secde etti. Yani bu ne, bize neyi gösteriyor? Melek der ki, ya Rabbi keşke ben insan olaydım. Çünkü o benden daha üstündü. Ben ona secde ettim, o bana secde etmedi. Siz bu oruç haliyle Kabe'ye gittiğinizde ve o cevherinizle tanıştığınızda sizde bir insaniyet makamı oluşuyor. Ve bu insaniyet makamında iken elbette ki şeytanın vesveseleri size çok basit gelir ve çok tiksindirici gelir. Çok mide bulandırıcı gelir. Siz bunu umreye gidenlerin, hacca gidenlerin, hele hele Ramazan'da gidenlerin, evet, bunu fark ettiğini ve bu gerçeği idrak ettiğini söylüyorsunuz. Fakat biz de bununla ilgili çok şey duyduk. Yani gerçekten gidenlerin bunu teyit edercesine, yani orada yaşadıkları haleti ruhiyeyi, benzeri durumları. Mesela bir arkadaşımız geçen yıl gitmişti eğer yanılmıyorsam. Hocam diyor, hani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yolculuk meşakkattir demiş ya. Gerçekten biz gidene kadar oraya bavullarımız, ondan sonra şunlarımız, bunlarımız, havaalanında beklemelerimiz, yani bizi çileden çıkarttı. Fakat Kabe'yi görür görmez her şeyi unuttum diyor. Yani onu görmek bana yaşadığım o kadar sıkıntıyı, çileyi unutturdu yani. Ben sanki işte buna değiyormuş gibi. Yani bu, evet, bu yani olması gereken son nokta, zirve bu dedi. Ve o her şeye böyle bir çizgi çekti, attı bir kenara. Demek ki gerçekten Allah'ın evi, insanların Allah'ın ikinci bir evi olan kalbine etkisi açısından bu derece o duyguları sarsıyor. Bu derece özünü yakalamayı başarabiliyor. İnsan oraya gittiği zaman farklı bir halet-i ruhiyeye bürünüyor. Acaba bundan dolayı mıdır, siz biraz önce hani kendini keşfediyor dediğinde, bundan dolayı mıdır insanlar geldiğinde artık böyle halk arasında da bir yaygın, yani işte ben hacca gittim, tövbeliyim, benzeri şeyleri söylüyorlar, yanaşmıyorlar artık eski günahlarına, kötülüklerine, kendine daha çeki düzen vermeye çalışıyor, bilemiyor, ne dersiniz? Yani şimdi bir hani deniliyor ya, yanlış üslup doğru sözün celladıdır. Evet. Evet.
Bu esasa binaen eğer üslup yanlış başlarsa oradaki doğruların bir kısmının celladı olur. Götürüyor. Ha bütün bunlara rağmen olur ki Allah-u Teala buna rağmen misafirine bir ikramda bulunur. Evet. Bu ayrı bir şeydir. Fakat bu konuda hizmet eden şirketleri de insan ikiye ayırabilir. Evet. İki tür şirket vardır. Bir ticari mantıkla düşünen şirketler vardır. Adam ticaretini yapıyor, işini yapıyor. Evet, misafirlerine hizmet ediyor ve yardımcı oluyor. Bir dahaki misafirleri kazanmak için yapıyor. Evet. Bir diğer şirket de aslında ibadet aşkıyla yapıyor. O da kazanıyor. Fakat bunu biraz daha ibadet aşkıyla yapıyor. Ben şahsen bunu şöyle bir benzetmeyle bazen dile getiriyorum. Diyorum ki, sizi umreye getiren şirketlerin ikisi de siz giderken size birer gül veriyorlar. Bir gül veriyorlar. O Muhammedi aşkı sembolize eden bir gül veriyorlar. Ticari mantıkla düşünen şirketler size plastik bir gül veriyor. Çok güzeldir. Size o gül size güzeldir. İbadi mantıkla çalışan şirketler size canlı bir gül veriyorlar. Belki orada biraz şey görünüyor. Onun gibi çok renkli renkli görünüyor. Size bir gül veriyorlar. Eve döndüğünüzde o ticari mantıktan aldığınız gül birkaç gün dolapta kalır ve tozlanır, atarsınız. Ama bu canlı gül, ailece ona bakıyorsunuz ve onu besliyorsunuz. Ailece size bir huzur veriyor. Çünkü size onu veriyor. Şimdi neden hani konu değişmesin diye sorduğunuz soruya bine, malumunuz siz hangi ibadeti yaparsanız, ibadetin başında diyorsunuz ki, niyet ettim yapmaya. Mesela niyet ettim namaz kılmaya. Niyet var. Evet. Niyet var. Veya işte ne bileyim, niyet ettim oruç tutmaya. Bunu diyor. Fakat hac ve umre öyle değildir. Diyorsunuz ki, ya Rabbi niyet ettim umre yapmaya, bunu bana kolaylaştır ve benden kabul et. Kolaylaştır şimdi, ve kabul et. Hmm. Buna hem dikkat etmek gerekir, hem de bunu tarihi geçmişiyle bağlamak gerekir. Bunun tarihi bağlamını anlamak gerekir. Ben burayı okuduğumda Hazreti İbrahim'i aklıma geliyor. Çünkü Hazreti İbrahim'in bir hayat hikayesi vardır ve bütün zorluklarla da hepsi zorluk ve cevabı olmayan zorluklardır. Cevabı yoktur. Yani mesela diyelim ki Hazreti Hacer'i Allah'ın emriyle gelip o kumsala, o kimsenin olmadığı yere bıraktı. Hacer, niye İbrahim? Cevabı yoktur. Bir cevap yoktur. Rabbim dedi ama hikmeti nedir? Bilmiyorum. Şimdi ondan sonra mesela oğlunu bıçağa yatırması ve ondan sonra o dağlardan taşları getirip Kabe'yi yapması ve artık ömrünün sonunda diz çöküp Rabbena tekabber minna, ya Rabbi bizden kabul et. Bizden bu kadar, bizden kabul et. Rabbena tekabber minna, ya Rabbi bizden kabul et. Bu meşakkatten sonra bizden kabul et. Tekabber minna, inneke entes semî'ul alim. Ya Rabbi sen işitensin ve bilensin. Şimdi dolayısıyla oraya, o Kabe'ye gidecek olan misafire biz havalimanında diyoruz ki, yani şimdi bizimle alakalı değil. Biz bütün tedbirlerimizi alsak dahi bu yolculuk sizin için bir imtihandır, bir sorun çıkacak. Sorun çıktığında siz bir imtihanın içine girdiğinizin farkında olun. Bunun farkında olun ve deyiniz ki bir nevi Allah'la konuş. Deyiniz ki, ya Rabbi ben biliyorum sen beni deniyorsun, ben de yanacağım. 1, 2, 3, 4, 5 bu sizde ahlak haline gelecektir. Evet, şirketin kendine göre bazı sıkıntıları olabilir. Yolculuk bittikten sonra siz bunları sıralayın. Ama şimdilik onu düşünmeyin. Siz başta evet. bu uyarıyı yapıyorsunuz. Tabii bu uyarı yapıyoruz. Hmm. Şimdi biz bunu söylüyoruz. Söyler söylemez de diyoruz birazdan bir sıkıntı çıkacak. Böyle bazen ben böyle latife olsun diyorum. Diyorum birazdan bir sıkıntı çıkacak. O ara şimdi umreye gittiğinizde oda vardır. Oda size ait değildir yani. Eğer tek oda tutmuşsanız 4 kişi beraber kalıyorsunuz. Odanın bir anahtarı vardır. Sizden birinizdedir. Dışarı çıktığınızda lobiyi bırakıyorsunuz. Kim önce gelse odayı açıyor. Zaten gelen arkadaşların yanına geliyor. Bir bayan abla anahtarı arkadaşına verdi. Bir 5 dakika sonra dedi hele o anahtarı bana ver. Bayan abla da ceplerine baktı, çantasına baktı. Dedi ya ben kaybetmişim. Ya o dedi, zaten ben biliyordum sen unutkansın. Ben sana niye verdim?
Ben sana. Abla dedim bir dakika imtihan da şimdi çıkacak. Valla şimdi çıkacak. Sen bir sabret. Ya dediyse de zaten ben biliyordum. Suç benim de suç ondaydı. Bir suç bendi. Ben niye sana vereyim? Bir 10 dakika geçti. Daha bayan çıkardı anahtar. Dedi bak anahtar burada işte. Ya dedi keşke ağzım kırılaydı bir daha yapmaydım. Şimdi sonradan bu bayanın hal hareketlerine dikkat ettim. Bazen gerçekten itiraz edilmesi gerektiği bir sıkıntı vardı. Ona da diyordu ben biliyorum Allah beni deniyor. Ben bu... Öğrenmişti yani. Allah beni deniyor. Ben konuşmuyorum. Ben tövbe etmişim. Şimdi evet. Dolayısıyla bu ahlak hali bu bayan eve döndüğünde ya da bu misafir eve döndüğünde, bu erkek eve döndüğünde kendine ahlak haline getirmiş meselelere, olumsuzluklara hemen itiraz edici ruhu atıyor. Çöpe atıyor. Hmm. Çünkü diyor ki hani belki öyle olmayabilir. Ya bir da ders almış zaten. Bir ders almıştır. Hmm. Dolayısıyla hani diyorsunuz her giden misafir aynı cevabı alıyor. Ya da gelirken diyor ben tövbe etmişim. Yani insanlığa yakışmayan şeyleri artık kendisine yakıştırmıyor. Ya diyor ben insan olmuşum. Çünkü mesela hani diyelim ki Kur'an'ı ezberleyen bir insan bir makam yakarıyor. Bir makam insan, yüksek bir makamdır. Unutursa caiz değildir. Çünkü tabii. O makamda iniş tabii. Olmaz yani. Evet. Dolayısıyla umreye ve hacca giden insan bir insanlık makamını yakalıyor. O insanlık makamında nedir? Öyle bir makamdır ki, öyle bir makama çıkış basamaklarıdır ki meleğin sana gıpta edeceği bir makamın merdivenlerine çıkıyorsun. Kaç basamak çıkmışsın bilmiyoruz. Allah sana kaç tane basamak kısmet ettiyse bilmiyoruz. Ama her nihayetinde çıktığınız her bir basamak bir önceki alt basamağınızı artık basit görmeye başlıyorsunuz. Öyle değil yani. Diyorsunuz ben daha önce kızıyordum, bu bana yakışmıyordu. Ben daha önce işte bazen gıybet yapıyordum. Ya bu bana yakışmıyordu. Gerçekten yakışmıyordu. Ben bazen küçük bir problem yüzünde taşıyordum, küpürüyordum. Bu bana yakışmıyordu. Ve dolayısıyla tam da şeytanın bağlandığı, yani o şeytani özellerin bağlandığı yer burasıdır. Cennetin kapılarının açıldığı yer de burasıdır. Cehennemin kapısının sizin kalbinizde kapandığı yer de burasıdır. Onun için yani... Dönüşte böyle bir değişim yaşıyor insan. Yani inanın benim şu ana kadar beraber gittiğim misafirlerimizin sayısı herhalde binleri geçti kanaatimce. Sanki iki tanedir. Yani şu ana kadar böyle döndükten sonra durumlara itiraz eden bir tanesi hatta aradan 5-6 ay geçtikten sonra tekrar aradı, size dedi hakkınızı helal edin, özür dilerim ben kendi nefsime kapılmıştım, bir tane kaldı yani bir tanedir. Onun da sebebini az çok tahmin ediyordum. Hani geneli Allah-u Teala orada öyle bir kardeşlik tesis ediyor ki ve cennetin kapısının açıldığını bazen böyle o gelen misafirlerin gözünde görüyorsunuz. Ya buradan giderken aslında hani ilk defa gidiş söz konusu olduğu için daha hiç kimse gitmemiş. Özellikle o kimseler için söylüyorum. Giderken neyle karşılaşacağını, neyi göreceğini, nasıl olacağını bilmiyor. Ama girdiği ortamdaki manevi atmosfer onu halden hale sokup böyle değiştirince aradan 6 ayda geçse böyle bir arayış yapıyor yani. Aynen. Böyle bir özre götürtüyor yani. Demek ki her insanın oraya gidip geldikten sonra memleketinde insanlara ben hacıyım, tövbeliyim, evet. Ben bir daha böyle Allah'ın hoşuna gitmeyen bir şeye yapmak istemiyorum, harama yaklaşmak istemiyorum gibi. Yani haccın ve umrenin böyle bir etkisinin toplumda gözlemlenmesi güzel bir şey. Peki siz Ramazan'da oradayken, özellikle Ramazan'ı söylüyorum. Evet. Şimdi biz Ramazan ayı içinde olduğumuzdan dolayı ve bir de itikaf günlerindeyiz aynı zamanda. Evet. Ramazan'da orada olduğunuzda itikafla ilgili nasıl bir stratejiniz ve ne bileyim bir planınız vardı? İtikaf Ramazan'da nasıl geçiyordu? Diğer günlere göre değil tabii. Şimdi bazen siyerde şu çok dikkatimi çekiyordu hocam. Siz de bir siyer uzmanısınız Allah razı olsun. Yani peygamberin huzurunda kalan sahabe çok az bir zaman kalıyor.
çok uzun bir zaman dahi kalıyor. Onun inancında artış oluyor, eksilme olmuyor. Evet. Çok ilginçtir. Mesela Habeşistan'a giden sahabenin çoğu gençti. Henüz gençti. Öyle uzun uzadıya peygamberin dizinde de kalmış değillerdi. Yani İslam'ın başladığı tarihte uzun uzadıya kalmış değillerdi. Fakat giden sahabenin inancında ve bilincinde eksilme değil, daha bir artma, bir artış olmuştu. Evet. Ben bunu şeye bakıyorum, şahsen şuna bağlıyorum belki o ayetin oku, yani ilk ayet okudur. Ve o sahabe gördüğü her bir şeyi aslında okuyor. Dokunuyor, dokunduğu şeyleri okuyor. O dokunduklarını anlamaya çalışıyor. Ve siz dokunduklarınızı okursanız, uyanık olduğunuz her bir saatte okuma halindesiniz. Ve hiçbir zaman iki gününüz eşit olmayacaktır. Mesela ihtikafı sordunuz. Kabe'nin bazı bölmeleri özellikle itikaf için ayarlanmıştır. İtikafa girenler içindir. Yani şey olarak mı, böyle fiziki olarak? Evet, fiziki olarak. Onu da şu bölüm, yani anlatabilirsin nasıl bir şey böyle? Evet. Kulübe gibi midir, başka bir şey midir? Şimdi mesela fotoğraflarda siz gördüğünüzde üstten kuş bakışıyla Kabe B harfi gibi görünüyor. Böyle B gibi görünüyor. B harfi gibi görünüyor. Evet. Evet. O B'nin dik olan kısmı, sırt kısmı, yani uç kısımların hemen hemen hepsi şeydir. En ucu hastanedir. Ondan sonrası itikafa girecek olan insanlar ya da Ramazan'da hatim okuyacaklar. Orada itikafa girenler oraya giriyor. Kaç gün kalacaksa kalıp çıkıyor. Şimdi bu Türkiye'de de çok giden böyle vardır. Çadır gibi bir şey. Yok yok, binadır böyle, resmen binadır. Kabe'nin bölmeleridir. Bir bölümü. Ha, Kabe'dendir. Kabe'dendir. Böyle Kabe'nin içindesiniz. Tamam. Dışında değilsiniz. Tamam. Bölmedir yani. Şimdi Türkiye'den veya diğer ülkelerden tam Ramazan günü adam gidiyor oraya, çıkmıyor. Ramazan bayramını kutluyor, çıkıyor eve gidiyor. Hiç dışarı çıkmıyor. Allah kendisinden razı olsun. Benim hiç tam bizim bir ara ben gittim. Bizim bir dostumuz vardı orada, doktordu. Gelmiş girmiş. Tabii girerken abdest almaya mı gidiyor? Nereye giderken o elbise çantasını falan oraya koyuyorlar. Tabii doğal olarak oranın güvenliği de gelip bakıyor. Eğer sahibi yoksa atıyor. Alınabilecek bir yere atıyor. Hı. Birkaç gün sonra da almazsa çöpe atıyor. Öyle bir durum vardır. 12 gitmişti. Ya dedim, bizim otele giderim. Yok dedi hocam, ben adet haline getirmişim. Ramazan geliyorum, bayramdan sonra çıkıyorum. Ve oradadır. Allah. Sürekli oradadırlar. Ramazan başına itibaren yoksa tabii, sonra? Tabii. Ramazan başından giriyor, sonunda çıkıyor. Şimdi bunun da beraber dünyada zengin insanlar vardır. Ebu Bekirler vardır. Evet. Ebu Bekirler var, geliyor. Kabe yönetimiyle konuşuyor, diyor ki mesela şu bölümde itikafa girecek olanların bütün iftar masrafları bana aittir. Siz verin, dönem sonra bana faturayı gönderin, ben size gönderiyorum. O öyle, böyle bölme bölme her birisi bir yerde. Hatta yani benim bildiğim Türkiye'den birkaç zengin adam aynı şeyi yapıyor. Ben bunu ilk defa duyuyorum yani. Hiç yok. Daha önce böyle evet. Bir şey duymamıştım. Geliyor, diyor ben Türkiye'de bildiğim birkaç Ebu Bekir vardır. Adam diyor ki bu bölme bana aittir, masrafı bana aittir. Ben veriyorum, dönem sonu bana gelin. Şimdi bunlar bir kere uçakla Mekke'ye iner inmez Kabe'ye giriyor, çıkmıyor, bitinceye kadar. Ha mesela dinleyici kardeşlerimiz diyebilir ki peki bunlar banyolarını nasıl yapıyorlar? İşte tuvalet ihtiyaçları nasıl görüyorlar? Evet. Zaten Kabe'nin hemen çıkışında tuvaletler vardır. Her bir bece aynı zamanda bir banyo vazifesi de görüyor. Temizliyoruz. Hmm. Çok temizlik orada vardır. Ve halılar yatılabilir durumdadır. Artı kimisi battaniyesini götürüyor. Bazen de battaniyeler orada oluyor. Yani, şimdi bu bir. Bu konuda sıkıntı yok. Bu yani şirketle alakası yok. Bu sadece kişi bireysel gidiyor. Fakat bu sefer kafile halinde giden umreciler Ramazan'da gidiyorsa, eğer Ramazan boyuysa genelde Kadir gecelerinin yani son 20 gününü diyoruz ki orada kalmak isteyenler
işte gidin falan bölümde kendinize oturun, orada itikafa çekilin. Ve gidiyorlar, bizim o onlara gösterdiğimiz yerde kalıyorlar, gelmiyorlar itikafta. Artık kaç güne niyetlendiyse, kimisi bir güne niyetleniyor, kimisi 3 güne, kimisi 10 güne, kaç güne niyetlendiyse. Bu da eğer uzun mesafe kafileyse, yani eğer Ramazan'ın bütününü Mekke'de geçecekse, eğer kısa mesafe ise, diyelim ki 14 günlükse, 14 günlükse 10 gün Kabe'de Mekke'de kaldığı için biz ona diyoruz ki 2 gün kal yeterlidir. 2 gün veya 3 gün kal, çık biz gidelim. Yani bu da böyledir. Yani kısa süreli olunca 1 gün, 2 gün... Ancak, yani çünkü aynen. Diğer problemler vardır. Mesela hani gidecek başka yerleri vardır. Yani bir de az önce bizim bahsettiğimiz o okuma, yani siz Mekke'ye gittiğinizde 3 tane önemli hayat hikayesi vardır. Bunların ayak izlerini birebir hissediyorsunuz. Ya da aslında usulen bunu misafirlerinize hatırlatmanız gerekiyor. Kimdir? Bir tanesi Adem ile Havva'nın hayat hikayesidir. Hayat hikayesi. Bir ailenin hayat hikayesi vardır. Ve dikkat ettiyseniz Kur'an-ı Kerim'de sürekli Adem ile Havva'nın hayat hikayesi beraber izleniyor. Çünkü bir aile hayatı vardır orada. Ondan hemen sonra kimindir? Hacer ile İbrahim'indir. Hacer ile İbrahim. O da bir aile vardır. Ve nasıl bir hayat hikayesidir? Hazreti Hacer'in cevabı olmayan sıkıntılarla sürekli denenip her defasında aileyi zora sokacak sorular sormaktan ziyade huzura getirecek teslimiyetçi ve hikmet yönünü bilici, teslimiyetçi derken annemiz Hacer öyle kuru kuruya teslim olup da yani hiçbir şeyi tefekkür edemeyen biri değildi. Niye? Biz bunu nereden anlıyoruz? Mesela Hazreti İbrahim onları oradan bıraktıktan sonra İsmail büyüyor. Yakında oradan bir kavim var, diyor ki biz de buraya yerleşebilir miyiz? Amalika. Hacer diyor, gelemezsiniz diyor, benim oğluma bir kız vereceksiniz. Bu gösteriyor ki annemiz Hacer otorite biridir, öyle şey değildir. Öyle böyle ya bir şey olmaz, ne yaparım işte, öyle değildir. Ama ona rağmen bu ana orada huzurlu cennetin kapılarının açık olduğu, cehennemin de kapılarının kapalı olduğu, şeytanın giremediği bir ailenin nasıl olacağını bize gösteriyor. Ve umreye gidenin her bir bayan, her bir erkek aslında annesi Hacer'i taklit ediyor. Yani onu taklit ediyor. Mesela Safa Merve arasında giderken bir nevi ana ben senin oğlunum diyorsun. Ben senin oğlunum. Tabii bazen ben gelen misafirlerimize özellikle bayanlara hatırlatıyorum. Diyorum ki abla siz eve döndüğünüzde kendinizi Hacer'in kızı olarak görün ve bir sorun size geldiği zaman ben Hacer'in kızı olarak bu sorunu nasıl çözerim? Yani asaletinize yakışır bir tavır alın. Yani komşularınız bilsin ki siz gittiniz annenizle konuştunuz, annenizi gördünüz. Ona göre siz bir terbiye aldınız. Bu ikinci ailemizdi. Üçüncü önemli aile de Hazreti Peygamber ve Hazreti Hatice. Hazreti Hatice'nin farklı bir duruşu vardır. Gerçekten orada Hatice'yi anlamak bambaşka bir şeydir. Yani malumunuz Peygamber daha önce çok fakir bir hayat yaşamıştır. Evet. Fakirdi. Oysa Hatice zengindir. Farklı biridir. Belki çevre olarak Hazreti Hatice'nin çevresi Hazreti Peygamber'inkinden kat kat daha fazlaydı. Daha fazlaydı. Tüccar olması hasebiyle de kendisini iyi ifade edebilecek bir annemizdir. Tam da Ramazan ayında genelde peygamber inzivaya çekiliyordu. Evet biz inziva diyoruz. Tabii üzerinde 1400-1500 yıl geçmiş. Evet. Bir ton kitap yazılmış, tefekkür geliştirilmiş. Biz şimdi peygamber diyoruz inziva diyoruz. Ama o günkü insanlar diyorlar ki Muhammed deli olmuş. Kendini dağlara vurmuş. Evet. Ve nasıl bir durumda? Nasıl bir durumdur? Peygamberin kızları evlenme çağına gelmiş. Bir tanesi nişanlıdır. Bir tanesi evlidir. Şimdi eğer anlayışsız bir bayan olsa demez mi? Ya sen düne kadar açtın, bir tane kızın nişanlı, bir tane kızları var. Sen ne işin var o dağlarda? Ne işin var? Yok diyor. O ne yaptığını biliyor. Ama aslında peygamber değildir. Onun için yemek götürecek kadar... Şimdi oraya geleceğim. Ha. Aslında peygamber değildir. Yani herkes ona... Bize burada yani bir bayanın bir
nasıl aileyi koruyabileceğini bize anlatıyor ve daha sonra biz bazen misafirlerimizi peygamberin inzivaya çekildiği o Hira Nur Dağı'na getiriyoruz. Tabii çok böyle dik bir yamaçta çıkıyoruz. Diyoruz bakın anneniz buraya giderken muhtemelen iki canlıdır. Kasım onundadır. Çünkü yani oraya çıkarken tabii Kasım yemek onunla, götürür, yiyecek götürürken. Kasım onundadır. Ve götürüyor. Aslında anlayışsız bir bayan olsa der ki ya o geldi şimdi kendini dağlar bulmuş. Bir gün der, iki gün der, her gün ben yemek mi getireyim ya o? Ne işim vardır? Ama gidiyor. Ve giderken karşı tarafın anlayışı yani peygamberin anlayışı Hatice diyor sen çok yoruluyorsun. Senin geleceğin günleri biz belirleyelim. Ben yolun ortasına gireyim. Biz orada ben ihtiyaçlarımı alırım biraz muhabbet eder. Sen dönersin ben de geri dönerim. Şimdi dikkat etseniz buradaki huzur çok farklıdır. Peki huzuru bilmeyen bir aile olsaydı ne derdi? He, bak sen anlıyorsun. Sen yolun ortasına gelebiliyorsun. Ne var? Ne işin var o dağda? Ne işin var o dağda? Gel kendin götür. Gel kendin götür. Bu sefer diyoruz ki bakınız anneniz iki defa buraya anneniz iki canlıyken buraya çıkmıştır ve eşi için çıkmıştır ve herkes onun eşine atıyordu. İşte biz peygamber diyoruz o zaman peygamber değildi. Tabii bunun devamında umrecilerimizi ya da hacılarımızı önce dağın eteğine gidiyoruz. Diyoruz dağ budur. Bu dağdır. Biz geceleyin çıkacağız. Geceleyin çıkacağız. Çünkü niye geceleyin? Gündüzleyin çok sıcak oluyor. Geceleyin çıkacağız. Bizim bir misafirimiz vardı. Kanserdi. Kanser. Evet. Ölümcül bir kanserdi. Tabii muhtemelen belki de bizi duyuyor şu an. Allah kendisinden razı olsun. Allah ona şifalar versin. Amin. Dedik işte bu akşam biz Hira Dağı'na çıkıyoruz. Abla hazırladı dedi ben de geleceğim. Ya dedim abla sen gelemezsin. Valla dedi ben geleceğim. Ya abla valla gelemezsin. Sen gelemezsin. Zordur gelemezsin. Dedi ben geleceğim. Benim annem iki canlıyken 50 yaşın üzerindeyken gitmişken ben daha 35 yaşındayım. Nasıl gideyim? Ben giderim. Yani ben de hani dursun diye bir şey söyledim. Dedim ki abla bak eğer sen seviyorsan çıkamazsın. Bu iş yani sen bu dağa sevgiyle bu haline çıkamazsın. Ama eğer aşıksan ben bir şey diyemiyorum. Allah kendisinden razı olsun bir söz söyledi. Şu an ben diyorum kat'i o söz onun değildi. Allah-u Teala'nın kendi kalbine ilka ettiği bir şeydi. Dedi ki Seyda aşk manasını benden almıştır. Aşk manasını benden almıştır. Fuzuli'nin böyle bir sözü var diyor ki aşık-ı sadık menem Mecnun'un ancak adı var. Gerçek aşık ben evet. Mecnun'un ancak adı. Yani hani o kardeşimiz Fuzuli'yi okumuş değildir. Fuzuli'yi okumuş değildir. Evet. Fakat dedi ki Seyda aşk manasını benden almıştır. Ve çıktı. Çıktı. Elhamdülillah sonra da gayet de şu an sağlıklı, sıhhatli, selametli bir şekildedir. O hastalığından da eser kalmadı. Yani bu tür hikayeleri biz çok görüyoruz. Şimdi siz eser kalmadınca ben şaşırmadım biliyor musunuz? Yani ben bekliyordum böyle bir şeyin olmasını. Bir de oraya gidip de buradayken böyle dizlerim ağrıyor, işte elim ağrıyor, kolum ağrıyor, yürüyemiyorum diyen birçok kimsenin oraya gittiği zaman yakınları tarafından anlatıldı. Ya diyor çekirgeler gibi sıçrıyor. Hiç böyle o dizim ağrıyor diyen evet. Değil yani. Bu öyle bir şey yok diyor. Yani. Çok az yoktur. Genelde yoktur. Ben bunun oranın insan sağlığına şimdi, bu yönüyle etki hocam, etmesi konusunda. Şunu hatırlatayım size. Evet. Daha doğrusu dile getireyim. Biz buradan giderken bir aile annesini gönderecek. Tabi gönderirken onların ısrarla ama ısrarla üzerinde durdukları bir şey vardı. Diyorlardı ki annemiz yürüyemiyor. Ona bir araba ayarlayın. Bu el arabası. Tabi giderken biz ona araba ayarlıyoruz. Gidiyoruz. Ya başta geldi sonra kalbe geldi. Ya diyor o arabayı götürün ben istemiyorum. Ya diyoruz abla bak araba uzundur. Ya diyor ben istemiyorum.
ben istemiyorum. Evet. Yürüyor. Biz geldik, Türkiye'ye geldik. 4. 5. gün ben de hani bazen arıyoruz diyoruz durumumuz nasıldır. Oğlunu aradım. Ya dedi de bu annem geldi buraya gene aynı yürüyemiyor. O da yürüyordu, bu da yürüyemiyor. Subhanallah. Burada yürüyemiyor. Şimdi bu sene tekrardan göndermiş de demiş de gitsin bakalım yürüsün orada. Daha iyi olur. Allah'ın lütfu nerede nasıl tecelli eder biz bilmiyoruz. Evet. Yani bu hikayelerin demek ki gerçekten bir aslı astarı var. Eğer Allah lütfetmezse elbette öyle değildir. Evet, bazen bu kendi mekanı kutsiyetiyle ilgilidir. Bazen de onun lütfuyla ilgilidir. Bilemiyoruz nasıl oluyor. Yalnız Ramazan ayını orada geçirmek ve Ramazan ayında orada Ramazan'ı yaşamak, yani bakıyorum da anlattıklarınızın çok çok ötesinden gibi, siz onu aşkla şevkle anlatınca. Buna rağmen her şeyin bir ömrü olduğu gibi programımızda bir ömrü oluyor ve sonuna geliyoruz. Eyvallah. Fakat burada şunu da sormak istiyorum yani. Şimdi Ramazan'ı ümrede geçirmek bu kadar hoş, zevkli, güzel bir sohbetin konusu olabiliyorsa siz ne dersiniz izleyicilerimize yani? Neyi tavsiye edersiniz? Ramazan'da ümreye gitmelerini mi yoksa? Yani ben şunu özellikle hatırlatmak isterim bütün dinleyici kardeşlerimize. Eğer imkanınız varsa yeni evlendirdiğiniz gençleri gönderin. Gönderin, rahatlarsınız. Bir ömür boyu rahatlarsınız. Çünkü giden genç, iki genç, gerek bayan gerek erkek, o insanlığın asil öğretmeni olan anneleri Havva ile tanışacaklar. Adem ile babaları Adem ile tanışacaklar. Hazreti İbrahim ile tanışacaklar. Hazreti Hacer ile tanışacaklar. Hazreti Peygamber ile tanışacaklar. Hazreti Hatice ile tanışacaklar. Ve bu gençler döndüğünde o ev huzurunu ona göre, temel taşı ona göre attıktan sonra, yani usul doğru olduktan sonra devamı gelir. Bu bir. Yani bir diğeri, eğer ailede huzursuzluk varsa eşler arasında yani ısrarla ben tavsiye ediyorum ama başta da tekrar dile getirdim, doğru bir üslupla, yanlış bir üslupla değil. Yani yanlış üslup ne? Size canlı bir gülü verecek olan organizasyon şirketleriyle gitseniz daha iyi olur. Daha verimli olur. Ve eğer ki işleriniz düzgün gitmiyorsa, bence tekrardan gidin oraya Allah'la. Üçüncü şık olarak. Evet, gidin. Çünkü ben bunların üçünün de sonuçlarını görmüşüm. Yani eğer bir laboratuvar olarak bakarsam, bazen o laboratuvara girip de çıkanların sonuçlarının bir kısmına bazen şahitlik ediyorum ki Allah-u Teala bu duanın kabulünü misafirlerine veriyor. Allah razı olsun hocam. Anlattıklarınız ve bu son söyledikleriniz de çok güzeldi. Yani bu son söyledikleriniz toplumsal bir fayda içerdiği için. Buraya kadar zahmet ettiniz. Teşrifiniz için de Allah razı olsun. Allah-u Teala tekrar izleyicilerimize ve bizlere gitmeyi hacla beraber nasip eylesin inşallah. Değerli izleyiciler, Sahur Bereketi programının sonuna geldik. Sahur Bereketi programı bir Ramazan programıydı. Bu programımız son programımız olduğundan dolayı bir ay boyunca bizi ağırladığınız için, evlerinize misafir olduğumuz için Allah razı olsun, Ramazan'ı bu suretle beraber geçirmiş olduk. Diğer bir Ramazan'a Rabbimiz bizi hayırla, selametle ulaştırsın inşallah. Bu Ramazan'ın feyzinden, bereketinden faydalananlardan eylesin. Bütün misafirlerime, ay boyunca programa teşrif edenlerden Allah razı olsun, sıkıntılarını gidersin. Varsa hastalarına şifalar versin diyoruz. Ve önümüzdeki bayram için şimdiden de hayırlı bayramlar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.